Biz bekliyorduk bu kararı. Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmiş yani. UEFA'nın verdiği karara bakın Allah aşkına yani. 2 maç ceza verilmiş. Şimdi Ahmet'le bir bağlantı yapalım. Aslında şöyle, Ahmet'le birazdan bağlantı yapacağız. Birazdan da zaten spor bülteni olacak. Ben de onlara pas atacaktım. Gerçekten yani akıl alır gibi değil. Ama işte bu bekleniyordu. Biz daha önce de sıcak haber olarak iletmiştik biliyorsunuz. Savunma UEFA'ya iletildi. Demek ki yani savunma iletilmeden önce zaten onlar kafalarında o cezayı kesmişler. Yani buradan bunu anlıyoruz. Ahmet'le görüntülü bağlanmak durumunda da değiliz. Bir telefon bağlantısı da yapabiliriz hemen arkadaşlar. Bir konuşalım. Çünkü biz sıcak haber olarak ilettiğimizde demiştik yani savunma verildi. Zaten beklenti de savunmadan sonra açıklama yapılacağı yönündeydi. Ama onlar kararlarını belli ki vermişler diyebiliriz. Yani 2 maç ceza. TFF'den de bir açıklama yapılmış. Ahmet, ben sözü sana bırakıyorum. Sen demiştin zaten. Yani öğlen ya da öğleden sonra bu karar verilir. Ne olacak peki? Yani KAS'a gideceğiz. O KAS da hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili. Yani KAS süreci, tabii KAS'ın süreci daha fazla. O maçtan önce yarın var önümüzde. Hani bu cezayı ne kadar hızlı bir şekilde yargılayabilirler. Onlar da çok artık hani TFF hemen bu konuyla ilgili başvuru yapacak. KAS'ta umarım hızlı bir şekilde değerlendirir. Yarın da Ahmet, herkes şu soruyu soruyor birbirine. Şimdi şunu soracak. Yarın Merih oynayacak mı? Yani KAS'tan bir karar çıkması halinde oynayabilir ama yani bu yani yine yani böyle konuşmak da çok istemiyorum ama yani resmen bir ikiyüzlülükle karşı karşıya. Ya bunlar karar yani, vermişler zaten yani Ahmet. Işte, yani değil mi? Savunma daha yeni gitti. Savunmayı detaylı incelememişler siyaseti, bile. Evet, siyaseti dibine kadar tek kendileri ortak olduğu fikirde işlerine gelince dibine kadar siyaseti spora sokuyorlar. Burada Ukrayna maçında olanları da gördük. Yani o haklı bu haksız değil. Bir standartınız olur ve bu standart üzerinden kararlar verirsiniz. Tamamen burada kendi kompleksleriyle alakalı yaptıkları bir durum. Yarın şimdi Berlin sokaklarında bütün Türkler bu hareketi yapacak. Yani göreceğiz yani. Yaptıkları şey insanları tahrik etmek. Başka bir şey değil. Başka bunu bir şey türlü anlayamıyorlar. Tabii. UEFA'nın buna alet olması. Bakın şunu hep ben söylüyorum. UEFA'yı gözümüzde çok büyütüyoruz. UEFA bir tane dernek. En nihayetinde bir tane dernek ve özellikle tabii ki sponsorlar çok dışarıya bağlı bir kurumda olduğu için yani bir maddi süreklilik gerektirdiği için böyle işte kutsal bir adalet çizgisi işte bir hani nasıl diyeyim kararlara fair yaklaşma anlamında tavırları böyle geçmişte biz bunların örneğini çok gördük. Maalesef canım, bu ülkede tabii. UEFA'yı kutsallaştıranlar oldu o. 3 Temmuz zamanları falan ama gördüğümüz gibi yine klasik bir ilginç bir karar çıktı. Adaletsiz bir karar çıktı. Umarım KAS'tan bu karar döner ama bu tamamen politik de bir karardır. Onu da ifade edelim. Yani Avusturya'nın bakın biz bunu Avusturyalılar burası Almanların işte yabancılar dışarı diye bağırdılar maçta. Yabancılar dışarı ne demek? Türkiye ile oynanan maçta. Irkçılığın kralı yani bu. Irkçılık yapıyorlar. UEFA bir canım bunlar bir şey mı? Söyleyeceğim. Ya şimdi yani işte kamuoyunda böyle ekranda milyonlar da izliyor. Yani o yüzden insan burada kelimelerini daha böyle şey tutuyor biliyorsun Ahmet. Yani böyle daha kurgulu konuşuyorsun. O yani maçta, daha düşünerek 10 kere düşünerek konuşuyorsun. Ama böyle maçta, meselelerde yani insan gerçekten kahvehane diliyle konuşmak istiyor. Kardeşim siz ne kadar tutarsızsınız. Böyle bir şey olabilir ya, mi yani? Var, milyon tane örnek var. Yani TFF'de orada savunmasında kim bilir ne kadar emsal teşkil eden 1000 tane örnek de vermiştir. Savunmaya falan da bence bakmamışlardır. Zaten bu karar verilmiş, kafada kesilmiş o karar. Değil mi? Savunma verildi burada, 10 dakika burada, sonra hemen açıkladılar. Yani üzerine konuşmamışlar, incelememişlerdir diye düşünüyorum. Ya şimdi haberi, oynayacak mı oynamayacak mı? Soru o. Merih oynayacak. Yok yani dediğim gibi şu anda bu şekilde oynayamaz. KAS bu cezayı iptal ederse sadece oynama şansı olabilir. Oradan da nasıl bir karar geleceğini göreceğiz. O süreçle ilgili de tabii biraz çalışmamız, süreçle ilgili öğrenmemiz gerekiyor. Yani KAS'ın da bir savunma süreci olacak. İtirazla UEFA'nın savunma süreci olacak. Hani o
o kısımlarla ilgili ne kadar süreceğine dair biraz araştırma yapmam gerekiyor. Onu bir araştırsana. Cezadan... Çünkü niye önemli bu? Yarın evet, maç evet. var. Saat 22'de evet. oynanacak. Bir de öyle maç falan hani senin dediğin gibi Berlin'de. Yani böyle Türk nüfusunun en yoğun olduğu Avrupa şehri. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla gidecek izleyecek. Etki tepki evet. olayı var. Yani evet yani şu çağrıyı da yapalım. Bizim buradaki buradaki vatandaşlarımız da Türkiye'den geleceklerdi. Hani sakin olsunlar. Bunlar biraz provokatif de hareketler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın maça gelmesinden sonra bu hareket de var. İşin o boyutu da var. Biz yarın burada herhangi bir taşkınlık yapmadan, buradaki o imajımızı bozmadan, herhangi bir şekilde onların eline koz vermeden diyelim. Yani bu taş kullanılabilecek bir durum ortaya çıkarmadan. Ya Ahmet, yine yürüyüşümüz... bir şey söyleyeceğim. Ya o işin tamam çok önemli bir tarafı da. Ya ben sana bir şey soracağım. Bak kaç sayfalık savunma gönderildi? 30 sayfalık yaklaşık bir savunma gönderildi. Ya sen 30 sayfalık savunma gönderdin değil mi? Mesela. Öğlene kadardı. Sabah gönderilse yani şu bir iki saatte hemen kararı vermişler. Ya bir saat geçmedi ki. Geçti ya bir saat. Ya bunu detaylı incelemeleri haberi... lazım. Bakıyorum yani şimdi vallahi bilemedim. Mehmet geliyormuş. Mehmet gelsin yanıma o zaman da en azından Mehmet de burada değerlendirsin. Konuşalım Mehmet Ayan. Önemli. Bakalım ne olacak ya? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi yani burada açıkta... Büyük ihtimal forma giymeyecek. Samet'le Abdülkerim oynayacak. Sorun yok ama hı-hı. dediğim gibi bu haksız bir ceza. Umarım itiraz sonuç verir ama yani resmen Almanya'nın, Avusturya'nın baskısıyla, siyasi ve politik baskısıyla alınmış bir karar. UEFA'nın da bu kararlarına alışırız yani bu kararı. Ve Cefer'in Türkiye ile de yakın ilişkileri olan bir şey. Umarım yarın Sayın Erdoğan'la da daha önce birçok kez görüşmüş bir isim. Türkiye'de çok fazla bağlantısı olan bir isim. Umarım bir izahati vardır. Yani bu Almanya ve Avusturya baskısıyla aldığı bu kararın UEFA'nın bir izahati olacaktır. Çok haksız bir karar. Ya bu politik bir karar. Çok belli. Sen para cezası ver ya. İki maç ceza veriyorsun. Yani turnuvalarda oynatmıyorsun. Bakın, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi burada aynı benim... Aynı şey değil ama... Tabii. Buyurun. Yok yok. Aynı şey değil ama Jude Bellingham Slovakya kulübesine dönerek müsteşen yerlerini göstererek çok çirkin bir hareketi imza attı. 20.000 euro ceza verdiler. Çünkü turnuvalarda men cezası çok anormal durumlarda olacak bir durumdur. Çok anormal. Yani burada Real Madrid oyuncusu ve İngiltere. UEFA'nın çok açık konuşayım. Hani o kahvehane dil dedin ya ben amiyane tabir diye façası Bellingham'a ceza vermeye yetmez. Ama burada Merih'e bu cezayı verebiliyorlar.